Şimdi olay yerine giden ekiplere ilişkin yine aldığımız, doğrulattığımız bilgiler var. Nedir onlar efendim? Arama, kurtarma, itfaiye, e, sağlık müdürlüğünden ekipler, polis ve jandarma. E, çok yoğun bir sevk olduğu belirtiliyor. Tekrar edelim. Hem arama, kurtarma, hem itfaiye, sağlık, polis, jandarma ekipleri şu anda yoldalar. 10 kadar ambulans saydık dedi e, sendika yöneticileri. Az önce konuştuk kendileriyle. Canlı bağlantı yapmaya çalışıyoruz. Bölgeden teyitli ilk bilgiler almaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki endişemiz... Yersizdir. Umuyoruz ki bu endişe herhangi bir gerçeğe, herhangi bir acı habere tahkim olmaz. Ee, sürekli bilgi gelmeye devam ediyor. Ee, şimdi işçi Sağlığı Merkezi'ne ilişkin e, İSİK Meclisi'nden bir bilgi var. Ee, polyak madene olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde bağımsız maden işten arkadaşlarımız madene ulaşmak üzere diyor. İSİK Meclisi'nden de bir duyarı geldi, e, duyuru geldi. Bağımsız maden işten o yöneticileri e, bağlamaya çalışacağız. Fakat onlar da Gittikten sonra elbette bilgi alabilecekler. Sonuçta e, tedirgin edici bir bağlantıyla yayın akışını bu şekilde dö döndürmek de istemiyoruz. E, doğru yapmaya çalışıyoruz. Bilgiler geldikçe aktaracağız. Yeniden döneceğiz. Devam edelim. İzmir Kınık efendim. E, çok sayıda işimiz şu anda göçük altında. Demirören Haber Ajansı öyle söylüyor. 10 kadar ambulansla. Tarafımıza gelen ilk tanıklık sendika yöneticilerinden e, çok uzun bir mesafede değiller. Bir 5-10 dakikaya kadar oraya varmalarını bekliyoruz. Vardıktan sonra e, maden iş sendikaları, bağımsız maden iş yöneticileriyle, diğer sendikalarla, maden konusunda faaliyet yürüten sendikalarla, meslek kuruluşları ile irtibat halinde olmaya devam edeceğiz. Sadece teyitli bilgileri ekranlara getireceğiz. Bunu söyleyelim. E, Sayın Naz. E, Gürkan Çakıroğlu'nun söyledikleri elbette destek yönündeydi. Sizin ilk bölümde söylediklerinize Gürkan Çakıroğlu'nun. Şimdi burada birkaç yoksulluk örneğini hep e, alacağız demiştik. E, i̇şsizlik yönüyle duymak istiyorum biraz da e, Hacer Hanım. İşsizlik yönüyle daha büyük e, bir katman geliyor. Daha büyük bir işsizlik dalgası geliyor. Kötü haberi vereyim dedi Sayın Nas. E, mevcut zaten bir yıl önce anlattıklarınızı da hatırlıyorum. Bir yıl önce de katlanılmaz yoksulluk yaşıyordu insanlar. Bir yıl geçti. Şimdi evet. daha fazla katlandı. Ama daha fazlası geliyor diyor. Nelerle karşılaşıyorsunuz işsizlik? Şöyle önce Gürkan Bey'in söylediği <laughs> şeye yorum yapmak istiyordum. Gerçekten bugüne kadar kontrol edilebilir aslında bir yoksulluk vardı ama şu anda maalesef öyle değil. Yani en azından benim sahada gördüğüm bir gelecek kaygısı var. Bir de gerçekten büyük bir hayal kırıklığı var. Boşluk var. Yani pandemi döneminde. Bu derin yoksulluk yaşayan insanlar bunu iliklerine kadar hissetti ve şu şöyle söylediler: Evet, pandemi var, bu dönem geçecek ve biraz daha iyi olacak. Hatta o dönemde 2020 Mart ayında hem devlet bankaları hem de bir takım özel bankalar aslında normal şartlarda hiç kredi verilmeyecek. Yani siz krediye başvurduğunuzda bir sürü belge istiyorlar. İşte orijin belge istemeden yani ne, ne malları var ne mülkleri var ne bankada paraları var. Ve bir sürü insana, bu güvencesiz kayıt dışı çalışan insanlara 5 binden 10 bin liraya kadar e, kredi verdiler. E, ve şu anda e, hemen hemen %90'ı ödeyemeyecek durumda. Ödeyemiyorlar. İşte, faiz oranları da %10 civarıydı. Çok evet düşüklü. evet 240-290 TL şu anda ödeyemeyecek e, durumdalar. Ve hemen hemen hepsinin evine bir icra sürekli kağıtları geliyor. ve Sürekli onları uyarıyorlar. Ve insanlar gerçekten e, nakit para yok. Yani sosyal yardımlar, sosyal yardımlar diyorsunuz aslında o kontrol altında tutulan şey bir sürü sosyal yardımda kesildi. Kesiliyor yani çocuk yardımı mesela alamıyor alamayan bir sürü aile var benim görüştüğüm. Ve gerçekten sizin dediğiniz gibi yani bir kadro da yok. Artık o yoksulluğu bilen, yoksulluğun o dilini anlayan kadınlar özellikle o kaymakam kapılarında işte belediye kapılarında olan aslında kadınlar. Yani kovulsalar da Başka şeylere maruz kalsalar da o çocuğuna o yemeği vermek için sürekli oraya gidiyor. Ya da mesela bugün işte bir baba işte çocuğuna harçlık istediği zaman çocuk işte istediği para da belki 5 lirayı geçmez. Bozuk param yok demek zorunda kalıyor. Ya da verilen o kömür yardımlarında satıp onu gıdaya çeviren biraz önce verdiğim örnek gibi nasıl sobayı sattıysa ona gelen yardımı şu anda satan insanlar var. Bu aynı zamanda inanılmaz bir depresif bir durumu. Yani işte bizim yaptığımız araştırmada da o dönemde pandemi döneminde yüzde 40 annenin kadınların özellikle psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu, bu oranın üç kat daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Çocuklar oyuncak istemiyor arkadaşlar. Oyuncak istemiyor. Yani evde bir gıda olsun diye ve bu aslında özellikle kadınların bu kriz dönemlerinde hep de böyle olmuştur. Ekonomik kriz ya da böyle kıtlık gibi durumlarda bir geçim stratejisi. Bunları da oluşturan aslında kadınlar yani işte çocuğa işte mama alamadığı için o alarmlı mamalar biliyorsunuz. İşte şekerli su, pirinç lapası. Pandemi döneminde bakkala yazdırıyorlardı. Şu anda bakkala yazdıramıyorlar. Çünkü ödeyemeyecek durumda zaten ortada bakkalın da e, durumu zaten e, çok vahim. O yüzden e, yani insanlar temel ihtiyaçlara kitlenmiş bir bir de gerçekten devlet tarafından korunmadığını hissediyorlar. Yani yanımızda şu anda kimse yok diyorlar. Bu aynı zamanda geçen bir kağıt toplayıcının bana telefonu ekmek savaşı içerisindeyiz diyor. Yani sadece o ekmek kuyrukları aslında biraz da ben hani e, yani sürekli gösteriliyor o Gerçekten ben içi, içimi acıtan görüntüler. E, hani bunun da çok fazla tekrarlanmamasını da hı hı. aslında buradan söylemek istiyorum. Çünkü oradalar ve hani teşhir edilmek de çok kötü bir şey. Yani tamam. çünkü aynı zamanda Mutlaka. yoksulluk e, onur yani insanların onurunu ihlal etmemek. O kuyruklarda de, ağlayan insanlar oldu. Evet, evet. ihlal etmemek Tabii. de yani gerekiyor. Yansıldı. O yüzden %100. yoksulluk %100. tanımının muhalefet partilerinin koalisyonun yeniden tartışması gerekiyor. Yani bugün işte TÜİK'in kendi rakamında yani her 10 e, çocuktan biri bodursa, yetersiz beslenme nedeniyle bodursa bugün devlet okullarında araştırma yaptığınız zaman öğrenme güçlüğü çeken o kaynaştırma sınıflarında olan ya da RAM'lardan rapor alan insanları çocuklarla ilgili bir araştırma yaptığınızda hepsinin altında altında e, yetersiz beslenmenin, kronik açlığın olduğunu Göreceksiniz. Böyle dönemlerde de bu sayı çoğalıyor. Yani e, ön beyin e, çalışmıyor yani daha e, güç öğreniyor. Bu ne demektir? Bir taraftan gençler e, işte biraz önce verdiğim gibi liseyi bırakıp ortaokulu bırakıp çalışmaya başlıyorlar. Bir taraftan başka bir gençlik hemen bir e, yurt dışına gidip kendisini kurtarmaya çalışıyor. Aslında iki taraf açısından da baktığınız zaman. Bir taraftan beyaz yakalı mavi yakalının hı hı. alışveriş yaptığı markette artık alışveriş yapmaya başladı ya da tatil programlarını kesti. Bir taraftan da böyle kronik açlık yaşayan insanlar var. O yüzden işte bütün o şeyin işte İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte Deva Partisi, Gelecek Partisi oturup yoksulluğu azaltma stratejisini bu çerçeve içerisinde <laughs> sivil toplum örgütlerini de bu alanda çalışan içine katarak bir e, bir strateji çıkartılmalı ve somut e, programlarda işte aile sigortası aslında bir taraftan aile cüzdanı gibi yani kadının elinde böyle bir temel gelir gibi e, projelerin daha fazla konuşulması ama gerçekten bu kesmin anlayacağı bir dili <laughs> o dil o iletişim çok önemli. Yoksa Ancak bu sayede dokunabilirsiniz. Evet mesela. kahrolsun şu parti işte bak yine o parti ya da yine üç çocuk yaptın. İşte bu yoksulluk senin yüzünden değil onların e, ulaşabileceği ve aslında aynı zamanda sizin dediğiniz gibi aslında yoksullar o işte boyunlarına geçirilmiş bir halka var ve yarı, açı, yarı tok tutulmuş. Yani istediği zaman gevşetiliyor, istediği zaman sıkılıyor. O yüzden bu halkayı o bağımlılığı tamamen kaldırıp o sosyal yardımları, sosyal hakla birlikte bence bu böyle bir strateji oluşturmalı diye Küçük Bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii, bir saniye yalnız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarında bölgedeki milletvekillerinden ve teşkilatlardan gelen bilgilendirme, 7 maden işçisinin ilk aşamada göçük altında kaldıktan sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı yönünde. Bunu söyleyelim. Bölgede, editörümüz Yakup şimdi bölgede, bizzat o madende, ee, çalışan bir e, işçiyle konuştu ve bu CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgiyi sordu. Kendisi doğruladı ya, yaralı sayısını. Kendisi 6 olarak telaffuz etmiş. 6 yaralı biz gördük, 6 yaralı saydık. 6 yaralı hastaneye kaldırıldı şeklinde bir ikinci bir teyit olduğunu da önemli belirtelim efendim. Umuyoruz bu haliyle kalacak. Umuyoruz hastaneye kaldırılan 7 maden işimizden 6 ise 6 maden işimizden iyi haberleri paylaşmayı diliyoruz yine bu ekranlarda. Buyurun Sayın Kubilay. Yoksullukla mücadelede çok konuşulan, iktidara yakın olan ve finansal kaynakları geniş olan, bir şekilde kayırılan yer yer yolsuzluklarla ismi duyulsa bile İslami gruplar var. Dernekler var, vakıflar var. Bunlar ulaşamıyorlar mı? Bu açıkta ne kadar bir fonksiyonları var? Veya işte iktidar partisinin biraz işte tabii insani Hı -hı. dramını bırakarak gündemimizde siyaset olduğunu